Evet, bir vajinismus hastamızla çiftimizde daha beraberiz. 5,5 yıllık evli Sema Hanım ve Abdullah Bey bize Kastamonu'dan geldiler. Ve kısa süre içinde, kaç gün oldu Sema Hanım? Toplam 3 gün içinde tedavi başarı ulaştı ve sonuca ulaştık. Öncelikle bu tabii 5,5 yıl çok kolay bir süre değil. Kesinlikle. Bu dönemde bir sürü sorunlar yaşadınız. Bir de sağlık çalışanısınız aynı zamanda. O benim için bir dezavantaj oldu. Öyle mi? Çünkü, ne açıdan? Sağlıkçı olduğunuz zaman daha böyle hani bu konularda daha hassas oluyorsun. İnsanlarla paylaştığınız zaman yani sağlıkçısın. Hı-hı. Ama bunun kesinlikle sağlıkla alakası yok. Alakası yok değil mi? İşin içinde olmak da yetmiyor. Evet, insanın bilinçaltıyla ilgili. Evet. Sizce ne sebep oldu? Yani vajinismusa neden olan sebep neydi? Bence korkularım, ön yargılarım, görmediğim bir şeyden. Hı-hı. Korkuyordum. Duyduğunuz böyle kötü olaylar kesinlikle onların var da etkisi var. Olursuz toplum, mı? Toplum hastalığı bence bu. Hani kişilerin değil, toplumun problemi diyeyim. Evet. İşte çocuklukta işte kız çocuğusun, bacaklarını kapa tutur gibi kelimeler bilinçaltınızda bir yerde şunu yap, bunu yap, evet. Böyle kızlıklarını korumayla ilgili bir takım mesajlar. En çok anne, baba, çevre kim veriyordu bu tür mesajları? Anne daha çoktu. Daha bahsediyor. Baba çünkü iş dolayısıyla dışarılardaydı. Daha çok anneyle birlikte geçiyordu. Nasıl geçti Abdullah Bey bu 5,5 yıl size göre? Yani kolay bir süre değil bir erkek olarak da. Evet, yani kolay olmadı ama ben her yönden yine eşime destek oldum. Ama kolay olmadı yani. Sıkıntılar olduğu zamanlar oldu. Hı hı. Ben de mümkün mertebe destek olmaya çalıştım. Daha önce neden hiçbir tedavi teşebbüsünüz olmadı yanlış hatırlamıyorsam. Neden düşünmediniz? Yani 5,5 yıl niye ertelediniz bu süreci? Yani nasıl diyeyim doktor bey, yani ihtiyaçtan dolayı hem yani kendimiz hallederiz diye düşünüyorum. Bir de o da vardı, evet. Bir gün kendiliğinden geçer. Kendiliğinden geçer gibi bir durum vardı. Yani çevrenin etkisi oldu. Biraz çünkü çevreleri değiştirdiğimiz için başka şeylerden bile şu an ailemizin olduğu yerde kalıyoruz artık. Çevre baskısı, çocuk yapma baskısı. Yani artık çocuk isteminden dolayı bir tedaviye karar verdiniz. Bize nasıl ulaşmıştınız? İnternet sayesinde. Siz de bu tür videoları seyrederek bir yerde cesaretiniz oldu. Kendimi hayal ederek onları yiyorum. Peki gerçekten bu 5,5-6 yıllık problem 3 günde bitireceğinize inanıyor muydunuz? İnanmıyordum yani ilk başta. Gitgeller yaşadığım duygusal olarak, güven olarak ama gerçekten inansınlar. Evet. 9 Mayıs'ta geldiniz, evet. 2015'te. Önce bir görüşme yaptık, bir tanışma ziyaretiydi. Hı hı. 19 Mayıs'ta da hemen başladı tedavinizi. Tedavi nasıl geçti bu süreci? Şimdi tedavi şöyle geçti. İlk geldiğimde jinekolojik muayene oldum. Hı. Zaten benim o masaya karşı, muayene masasına karşı bir fobim vardı. Evet. Orada bir ilk korku duvarımı yıktım. O da yine sizin jinekolojik muayenede hassas olmanız. Çünkü bu tip hastalar, yani bizim gibi problemi olan insanlar daha böyle hassas oluyorlar. Hassas oluyor. Buna duyarlı olmanız benim işimi kolaylaştırdı. Evet. 10-15 saniye sürüyor zaten. Kesinlikle. Ağrı acı bir şey oldu mu? Kesinlikle olmadı. Bir de ben daha öncesi tıbbi sarf yani. Tıbbi malzemelerin olduğu yerde çok çalışıyordum. Bu spekülüm olsun, bunlar hani birebir elim alıp incelerdim böyle. Evet. Onlara karşı da bir fobi oluşturuyordum kendimde. Bunları yani muayenenin bu şekilde olmadığını gördüm. Evet. Basit bir jinekolojik değerlendirme ama bizim için çok önemli. Hem kızı sırrı vajinam ile ilgili bir sorun olup olmadığını görmüş oluyoruz. Hem de tabii düzeyini gördük. Tedavi nasıl geçti 3 gün boyunca? Tedavi şöyle, birinci gün verilen egzersizler güzeldi, iyiydi. Ama şöyle, Esra Hanım
gerçekten dirençli, kararlı. Bana kalsa yine bırakıyorum. Evet. Yok, gitmek yok dedi kesinlikle. Korkumla yüzleştirdi beni. Yüzleşince de zaten kendimin korkudan daha üstün olduğunu gördüm. Evet. Zaten insanın en büyük dostu da düşmanı da kendisidir denir ya. Yani kesinlikle. Sonuçta cinsellik maalesef bizim ülkemizde tabu olarak görüldüğü kesinlikle. İçin konuşulmuyor, paylaşılmıyor. Siz de anlatamadınız pek çok kişiye, evet. En yakınlarınıza bile anlaşılamama şeyini. Hani evet, anlatsan yani bile burada, biliyorsun ki evet. İnsanlar seni anlamayacak, üzüleceksin, evet. İncineceksin, inciteceksin. O yüzden... Evet, paylaşamıyorsunuz, anlatamıyorsunuz. Evet. Burada da aslında tabii güzel olan bir şey. Bir sürü şeyleri pekiştirecek hayatınızda, evinizde. Pozitif pek çok şey gerçekleşecek. Tabii bunlarla biz öncelikle cinsellikle tanıştırma, işte bir takım egzersizler, evet. Bunun aslında korkulacak bir şey olmadığını, olmadı. Kasılacak bir şey olmadığını evet. Öğretmek için öncelikle genel bir bilgilendirme. Tabii yalnızca bilgi yetmiyor, bir de uygulatarak zihnimize bunu öğretme, işte davranışsal terapi dediğimiz. Aşama aşama, basamak basamak zaten klasik oldu artık. Üç günün her gün yapacağınız şeyler belli. Üçüncü gün sonunda da mutlu sona ulaştınız. Evet. Teşekkür ederiz katılımınız için. Videomuzun bir takım forumlarda ve video portallarında yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Herhangi bir kimlik bilgisi verilmeden. Veriyorum. Teşekkür ederiz bunun için de ayrıca. Sizin şimdi ilk muayenenizi yapacağız. Hı-hı. Vajinal ultrasonla. Şimdi 30 yaşın üzerindesiniz. Artık bir vajinal ultrasona da gireceksiniz. Ve bebek için de bir evet. Yumurtalıklarınızı, rahminizi değerlendirelim. Bundan korkuyor musunuz artık? Yok. Kesinlikle korkmuyorsunuz. Yani 3 gün içinde bayağı bir şeyler değişti. Mucizeler var hayatta. Evet, gerçekten. Mucize aslında sizin evet. Gerçekten bize inanmanız, hı-hı. Güvenmeniz çok önemli. O adım attıktan sonra inanın gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Şöyle yani nasıl diyeyim? Hani biz hassas insanlar evet. Olduğumuz için hani böyle insanların buradaki kapıdan girdiğinde yüz mimiklerine, konuşmalarına çok dikkat ettim. Onlarda en ufak bir negatif elektrik alsaydım benim işimi zorlaştıracaktı. Evet. Duygusal çöküntü yaşadığımda Safinaz Hanım elimden tuttu, kalkmamı sağladı. Hı. Esra Hanım da öyle evet. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorunu yaşayan kişilere son bir mesaj olarak neler iletmek istersiniz Sema Hanım? Şöyle, korku, kaygı kesinlikle insanın adım atmasına izin vermiyor. Bunu yensinler. Bir şanslarını denesinler. Bir şey evet. Kaybetmeyecekler. Kaybedecekleri bir şey yok. Aksine kazanacakları bir özgüven var. Hı-hı. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. İnşallah ileriki hayatınız çok daha güzel, çok daha mutlu olacak. Her şey evet. Gönlünüzce olsun. Teşekkür ederiz. Size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.